herkes biliyor. O yüzden fazla vaktinizi almayacağım. Ama Kerem'in büyük başarısı için hepinizin bir alkışını alırım. Hepimizin başarısı. Erdem, yiyelim içelim var. Tamam, bak şimdi bu soruyu çözelim. Tamam. Y kare eksi 4 eksi kare. Ayşe, ne oldu? Yok bir şey. Soruyu ne düşünüyorsun? Ay, bu iş olursa resmen uluslararası şirket olacağız. Belki tam bir alırız. Kerem Bey, harika bir iş çıkarmış ya. Samet, duyuyor musun? Kerem aşağı, Kerem yukarı. Sen de dans ediyorsun. Ne yapayım Hülya'm, şirket bizim değil mi? Dans etmeyeyim. Ah Samet ya. Aa, Muhsin. Ne yapıyorsun sen? Onlardan yeme Muhsin'cim. Sen bırak onları. Ah. Hı. Ah şundan ye. Sağlıklı, sağlıklı. Görüyor musunuz çocuklar? Kaç yaşıma geldim, hala ne yiyeceğime kendim karar veremiyorum. Muhsin amcacığım, ama Yelda teyze de sizi düşünüyor. O yüzden yapıyor. Ah, bir tane de beni anlayan çıktı. Sağ ol güzel kızım benim. Ya oğlumun başarısı yüzünden herkes mutlu, herkesin yüzü gülüyor. Benim de midem gülsün. Ne var bunda? Babacığım sağ ol iltifatın için ama beni bahane etme. Sen annemi dinle yine de. Yani Muhsin amca da bir yerde haklı ama. Kerem, herkesi gerçekten çok mutlu ettin. Çok büyük bir başarı. İnsanın başarılarını görenlerin olması ne mutlu bir şey, ne güzel bir şey değil mi? Bu güzel ortamda da en olması gereken kişi nerede? Ha? Yok. Tamam. Ayşe'den bahsediyorum. Anneciğim yanımda olamasa da manevi desteğini hiçbir zaman esirgemez Ayşe. Ayrıca biliyorsun o disiplinindir, şu anda da dersi var, çalışıyor. Dokunmayın kıza, çalışsın o, çalışsın, çalışsın. Kerem, şarkıyı hatırladın mı? Mezuniyet törenimizde çalıyordu. Hani biz dans ediyorduk. Çiftlik okulun en popüler çifti. Ay ay, sen böyle bileğinde çiçekle, üstünde o mavi elbiseyle prenses gibiydin. E o zaman hadi bir daha dans edin. Ha? Hadi. Gerek yok şimdi ya. Hadi Kerem. Derslerine odaklan. Kendine odaklan. Bu iş bittiğinde herkes kendi hayatına dönecek. Kendine odaklan. Kız ne yaptın? Aa, la her tarafı pisletmişsin ya. Abi şey, temizleyeyim ben. Paspas bir şey var mı? Yok tamam, hallederim ben. Sen niye derste değilsin? Çay almaya geldim. Kızım ben veririm sana çay, söylesene. Eğleniyor musun? Ben her zaman eğlenmenin bir yolunu bulurum. Hadi biz de dans edelim o zaman. Ya Volkan ne yapıyorsun ya? Sahiplenir gibi hareketler falan yapıyorsun. Şirketteyiz ya. İyi tamam ya, ne kızıyorsun? Canım kızmıyorum. Kızmıyorum da burası şirket. Burada birazcık mesafe koysak nasıl olur ha? Tamam, öyle küsme hemen. Akşam telafi ederiz bunu, tamam mı? Ne?
Zahmet oldu ya. Estağfurullah hocam. Parti nasıl? Yani bildiğimiz parti işte. Bayağı eğleniyorlar. Keşke erteleseydik. Sen de eğlenirdin. Yok hocam. Yani şu an burada olmak benim için daha anlamlı ve önemli. Benim için de burada olmak çok anlamlı ve önemli Ayşe. Ne yapıyorsun sen be? Gerizekalı. Ayşe. Biliyorum bu çok yanlış ama sen de bunu istiyorsun, görebiliyorum. Ne diyorsun sen ya? Ben bir şey istemiyorum. Sen her şeyi yanlış anlamışsın. Ayşe, ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım. Hayır, bırak! Ne yapıyorsun sen? Ben evliyim be, evliyim. Eşyalarını topla, git. Git şuradan. Bak, Kerem'i çağırırım. Çık! Onca börek getirdik, yüzüne bile bakmadınız be. Of. Görüyor musun Ayşe? Tadına bile bakmadılar böreklerin. Saf bunlar kızım, saf. Nasıl, keyifler iyi mi? Süper. Ya Kerem Bey, şirketin yıllık ciroları... Kerem Bey. Ha, özür dilerim. Ayşe. Ayşe. Kardeşim, ne oldu sana? Yüzün niye bembeyaz senin? Yoruldum abi. Çok mu çalışıyorsun sen? Bu kadar çalışma kızım. Dinlen biraz. Vay Kerem. Yarın için şimdiden başarılar. Gerçi sen oradan her türlü imzayla dönersin. Sağ ol, sağ ol. Bir de esas imzadan sonra parti var diye duydum. Orada artık beni çağırmamazlık etmezsin. Tabii, sensiz olur mu hiç? Eyvallah. Hadi dinlen, tamam mı? Abisinin gülü. Ayşe. Ne oldu? Yok bir şey. Yani bir şey mi olması gerekiyor? Ha. Ders erken mi bitti? Yok, çalıştık biz. Bitirdik dersi. Muammer Hoca da gitti zaten şimdi. Bir saat yapacaktınız, daha yarım saat olmamış. Sen iyi misin? Çok iyi görünmüyorsun. İyiyim ya. Yoruldum biraz. Dersler ağır geldi herhalde. Eve gideceğim zaten şimdi. Eminsin değil mi bir şeyin olmadığını, yoksa söylemek mi istemiyorsun? İyiyim Kerem. İyiyim dedim ya. İyi, tamam o zaman. Biz şirkette kalacağız yarınki toplantı için. Yoksa seni bırakırdım. İstersen şoförlerden biriyle. Biliyorum. Hallederim ben ya. Nereye kadar bu pembe rüyalar?